40 hadiste birlikte yaşama ahlakı. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Ferulun Cesur. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Arabın arab olmayana, arab olmayanın araba, beyazın siyaha, siyahın beyaza Takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Kim bir müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse Allah da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birine giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa Allah da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir müslümanın ayıbını örterse Allah da dünya ve ahirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısı olur. Müslüman, dilinden ve elinden insanların selametli olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir. Hoş gör ki hoş görülesin. Kişinin Müslüman kardeşinin küçük görmesi kötülük olarak kendisine yeter. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısıysa komşusuna karşı hayırlı davranandır. Mü'min cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimse de hayır yoktur. Zalim de olsa, mazlum da olsa, kardeşine yardım et. Bunun üzerine birisi, Ey Allah'ın Resulü, eğer mazlum ise yardım ederim, ancak zalimse ona nasıl yardım edeceğim, dedi. Resulullah buyurdu ki: Onu zulümden uzaklaştırırsın veya onun zulmüne engel olursun. İşte bu ona yapacağın yardımdır. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete girmek isterse, Allah'a ve ahirete inanırken ölüm kendisine erişsin. İnsanların kendisine nasıl davranmalarını istiyorsa o da onlara öyle davransın. Kim zarar verirse Allah da ona zarar verir. Kim insanlara güçlük çıkarırsa Allah da ona güçlük çıkarır. İnsanlar bir zalimi görürlerdi. Onun zulmüne engel olmazlarsa Allah'ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur: Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize şu yedi şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmek, cenazeyi kabre kadar takip etmek, aksırana Allah'tan rahmet dilemek, zayıfa yardım etmek, mazluma yardım etmek, selamı yaymak ve yemin edenin yeminini tasdik etmek. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir iş göstereyim mi? Aranızda selamı yayın. Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davranma. İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden mü'min, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine sabretmeyen mü'minden daha büyük ecre nail olur. İnsanların gizli hallerini araştırırsan ya aralarına fesat sokmuş olursun ya da aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşiyle Kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Mü'minler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında, diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşte bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında devesinin üstüne oturdu. Bir adam da devenin yollarını tutuyordu. Sonra insanlara şöyle hitap etti. Ey insanlar! Bu zihlitçe ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddes ise kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuzda aynı şekilde mukaddestir. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz. Allah katında dünyanın yok olması, bir müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Mümin müminin aynasıdır ve mümin müminin kardeşidir. Onun geçimini muhafaza eder ve onu arkadan, çepeçevre sarıp tehlike ve zararlardan korur. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Müslüman kardeşine bir sene küs duran kimse, onun kanını dökmüş gibi vebaldedir. Pazartesi ve Perşembe günleri cennetin kapıları açılır ve Allah'a şirk koşmayan her kul bağışlanır. Ancak kardeşi ile arasında husumet bulunan kişi müstesna. Onlar hakkında şöyle denir. Şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin. Şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin. Şu iki kişiyi birbiriyle barışıncaya kadar bekletin. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Kıyamet günü en şiddetli azap görecek kimseler dünyada insanlara en çok işkence edenlerdir. Müslümanlar arasında kim bir yetimi yiyecek ve içeceğini üstlenecek şekilde sahiplenirse Afedilmeyecek bir günah işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyar. Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı. Haset ve kim beslemek? İşte bunlar kökten yok edicidir. Saçı tıraş eder demiyorum. Aksine dini kökünden kazıyıp yok eder. Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip teşvik edip kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. Satarken, satın alırken, alacağını talep ederken hoşgörülü davranıp kolaylık gösteren kimseye Allah rahmetiyle muamele eylesin. bizi aldatan bizden değildir. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız. Zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Birakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarındaysa onlara zulmetmemeyi içinize bir ilke olarak yerleştirin. İnsanların en kötüsü, şerrinden dolayı insanların kendisinden çekindiği kimsedir. Komşusunun kendisine kötülük yapabileceği kaygısından kurtulamadığı kimse, cennete giremez. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen Bizden değildir. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır ve Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. 40 hadiste birlikte yaşama ahlakı. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Seslendiren Ferulun Cesur